Herkese merhaba. One Tower Alışveriş Merkezi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sayfamıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bugün One Tower AVM Bağ Pastanesi'nde olacağım. Burada kısa bir baristalık eğitimi alacağım. Bir kahve yapma deneyimi edineceğim. Bakalım becerebilecek miyim? Hep birlikte görelim. Şimdi baristamızı bulalım. Evet, barista arkadaşımızı gördüm. Şimdi ondan bana eğitim vermesi için rica edeceğim. Bakalım. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldin. Müsaitseniz bana böyle kısa pratik bir kahve tarifi verebilir misiniz? Teşekkür ederim. Furkan Bey, bana ne yapmayı öğreteceksiniz şimdi? Sizle beraber karamel moka yapacağız. Tamam, bana adım adım siz gösterin. Ben takıldığım yerlerde size soru sorayım. Tabii. Öncelikle kaşığımıza yerleştiriyoruz makineye. Kahveyi çekiyoruz. 10 gram şeklinde kahveyi çekeceğiz. Öncelikle olarak 10 gram kahve çekiyoruz. Evet. Evet, kahve çekirdeğini öğüttükten sonra kaşığımızdaki kahveyi düzeltiyoruz. Eşit bir şekilde. Burada sıkıştırmak önemli değil mi? Evet, önce kahveyi düzeltiyoruz. Daha sonra sıkıştırıyoruz kahveyi. Daha sonra cimbalimizi temizliyoruz. İçindeki pislik gitsin diye. Bunu her yaptığımızda tekrarlıyoruz değil mi? Temizleme işlemi. Tekrarlamamız gerekiyor. Tamam. Ondan sonra kaşığımızı ilk baş çapraz şekilde, sonra çevirerek çekip sıkıyoruz. Altına kahvemizi alıyoruz, çekiyoruz. Kahve bardağı sıcak olmalı. Evet, kahveyi soğutmaması için, onu duymuştum. Burada kahvemiz hazırlanıyor. Kahvemizi çektik. Aslında beraberinde pitcher'la, yani buhar çubuğuyla sütümüzü ısıtmamız lazım. Ama ilk etapta tek tek yapsanız biraz daha iyi olur. Evet, şimdi benim kafam karışabilir. Böyle proses gidersek daha iyi olur. Evet, daha iyi. Tamam, o zaman kahvemiz hazırlandı. Şöyle geçeyim. İkinci işlem olarak sütümüzü alıyoruz. Evet. Sütümüzü aldık. Küçük sürahimize koyuyoruz. Miktarını peki neye göre ayarlamam gerekiyor? Sürahiye. Sürahinin ağız kısmının bitişinin biraz daha altında olması lazım. Yani şöyle bakayım. Daha altında olması lazım. Yarısından biraz daha aşağıda. İçeride buhar oluşsun, süt dönsün diye biraz arada mesafe kalması. Bir de kahve de var zaten. Evet. Yoksa taşırırız. Aldık sürahiye elimize. En alt kısmına elimizi koyduk. Soğuk şu anda. Buhar çubuğumuzu açtık. Buhar çubuğumuzu da aynı şekilde temizledik. Pitcher'ın başını sürahinin ağzına koyuyoruz. Açıyoruz buhar çubuğumuzu. İçine tamamen sokuyoruz değil mi kafasını, yani sütün? İçine tamamen sokmuyoruz. Kiss me sound diye bir kavram vardır. Yani biraz mı koymam gerekiyor? Evet, biraz ucu giriyor. Diğer kısmı biraz daha havada kalıyor. Köpürtmek için. Evet, kremasını elde etmek için. Gördüğünüz gibi şu anda evet, sütümüz tamam. Köpürdü. Evet, üstündeki baloncuklar biraz daha gitmesi için sallıyorum. Evet, sonra ne yapacağız? Daha sonra vurarak aynı şekilde baloncukları yok ediyorum. Krema haline getiriyorum. Evet. Kahvemi hazırladığımız aldım. Kahvemizi koyacağız şimdi galiba. Evet. Kahveyi sallıyorum bardağın her tarafına. Bardağımı önce çap tutarak uzaktan başlıyorum. Sütü yayıyorum. Bu sırada bardağı düzeltiyorum. En son kalan köpükle ufak bir şekil atıp bırakıyorum. Evet, üstünün şeklini tabii ben sizin kadar başarılı olamam ama yine de deneyeceğim. Evet, kahvemizi şimdi servise hazırlayacağız sanırım. Evet, kahvemiz hazır. Şu anda tezgaha koyacağız. Evet, son dokunuşlarını da yapalım. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bakalım. Şimdi bir de ben yapmayı deneyeceğim ama acaba becerebilecek miyim çok merak ediyorum. Çok teşekkürler tekrar. Rica ederim. Ne demek? Öncelikle olarak kaşığımı alıyorum. Kahve makinesine yerleştiriyorum. Evet, gramajı zaten ayarlıydı. Kahvemiz çekiliyor şu an. Evet, hocam da beni izliyor burada. Evet.
Şimdi kahvemiz çekildi. Ne yapıyorduk? Bunu alıyorduk böyle. Sonra bununla silindirle üstünü şöyle koyup bir çeviriyorduk. Sonra evet iyice bunu sıkıştırıyorduk böyle. Yeterli mi hocam? Tamam. Kamız için makinemizi bir temizleyelim. Şimdi bunu yerleştireceğim. Becerebilirsem eğer. İyice sıkıştıralım. Çok heyecanlı. Evet, kahvemiz geliyor. Bence iyi gidiyorum sanki hocam. Ne diyorsunuz? Tamam, şimdi dursun mu burada? Tamam, orada dursun. Sütümüze geldik şimdi. Yeterli mi hocam? Tamam. Evet, sütümüzü de koyduk. Şimdi sütümüzü köpüreceğiz. Burayı temizleyecektim önce. Bir açıyorum. Evet. Açtım. Tamam, temizledik. Şimdi elimi böyle tutacaktım, değil mi? Elim yanması lazım sıcaklığını hissetmem için. Şimdi böyle koyacağım. Çok heyecanlı. Tamam. Daha elim yanmadı. Evet, yanıyor şu an azıcık. Azıcık daha köpürsün. Sütümüz köpürdü. Şimdi kahvemi de alayım, değil mi? Kahvemizi şimdi buluşturacağız. Sütü bir sallayıp... Şöyle yapacağım, evet onu unuttum. Şöyle. Sertçe. Ay çok... Azıcık daha böyle sallıyoruz. Sütümün kıvamına da bir bakınız. Şimdi bardağımı da sallıyordum, değil mi? Biraz salladım. Kahveme de bakın. Şimdi ikisinin aşk ile buluşması yaşanacak. Döküyorum hocam. Evet, şimdi kenardan mı dökeyim? Gezdire gezdire. Şöyle yuvarlak şekilde değil mi? Biraz daha uzak. Şöyle. Evet, gezdire gezdire. Şimdi yaklaştırıyoruz. Döktükçe yaklaştırıyoruz. Hepsini beyaz yaptım. Bol köpüklü oldu. Tamam, benimki de böyle bir model olsun. Evet, kahvem şimdi bu şekilde hazır. Üstüne şekil yapamadım ama ancak bu kadar oldu. Son dokunuşlarımı yapacağım şimdi. Tabak altlığımızı alalım, tabağımızı. Evet. İşte şöyle siparişimiz servise hazır. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Ne alırdınız? Magnolia istiyorum. İçecek ne alırsınız? Kahve olur. Şöyle ben şimdi burada kısa bir baristalık eğitimi aldım. Bir kahve denemesi yapacağım. Eğer arzu ederseniz o hazırladığım kahveyi size sunayım. Hem siz tatmış olursunuz hem yorumlarınızı almış olurum. Olur, peki. Tamam, teşekkür ederim. Birazdan geliyorum. Ben önce kahvemi götüreceğim ve yorumlarını alacağım. Kahvemin güzelliğiyle birlikte bakalım müşterimize kahvemizi sunalım. Çok heyecanlıyım şu an. Buyurun, ellerimle yaptığım kahvem. Umarım harika beğenirsiniz. Gözüküyor. Umarım lezzeti de gözüktüğü gibidir. Yorumlarınızı hemen bekliyorum. Çok heyecanlıyım şu an, ilk kahve deneyimim. İlk deneyime göre harika gerçekten. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle birlikte hayatımda ilk defa baristalık eğitimi aldım ve böyle bir deneyimim oldu. Müşterimiz de neyse ki tadından ve lezzetinden memnun kaldı. Ben de çok mutluyum sonuç için. Sizleri de One Tower AVM Bağ Pastanelerine bekliyoruz. Takipte kalın bizi. Hoşça kalın.